Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü projemizde bisikleti elektrikli bisiklete dönüştürme kitini sizlere tanıtacağım ve bunun bağlantısının nasıl olacağını sizlere anlatmaya çalışacağım. Malum siteden almış olduğum kit bisikletimizi elektrikli bir hale getirecek. Bunun için içerisinde bir adet sürücü yani driver bulunmakta, bir adet kontak bulunmakta, şu şekilde switchlerimiz bulunuyor, bir adet sol el tutacağı, bir adet sağ el tutacağı, aynı zamanda gaz kolumuz bu. Şu şekilde sistemin gücü 250 watt gücünde DC bir motor bulunmakta. Motor fırçasız bir motor değil. Dikkat etmenizi istiyorum. Daha sonra dişliye uygun zincir. Bu kısım önemli arkadaşlar. Şu parça bizim normal standart bisikletimizde bulunan dişlinin yani arka teker dişlisinin yerine geçecek sistem. Burada ise yine arka tekere bağlayacağımız dişlimiz bulunuyor arkadaşlar. Şimdi gelin elektronik kısmı nasıl montaj yapılacağını hep birlikte görelim. Çünkü bu malzeme geldiğinde içerisinde hiçbir şekilde bağlantı şeması veya ayrıntı çıkmıyor. Tamamen malzeme gönderilmiş. Bu da malzemenin eksisi diyebiliriz. Hemen montaj aşamasına geçelim. Burada bir ayrıntı var. İçerisinden hiçbir şekilde vida çıkmaz arkadaşlar. Vidaları tamamen kendiniz bulmalısınız veya uydurmalısınız. Evet, sürücü önemli arkadaşlar. Çünkü sürücünün üzerinde gerçekten hiçbir ibare yok. Sadece 250 watt olduğuna dair bir ibare var. Gördüğünüz gibi 24 volt. Çoğu her şey Çince yazılmış. Bunu neden Çince değil İngilizce yazmazlar? Bu kısmı da anlamak mümkün değil. Çünkü global bir ticarette neden Çince yazılır bilmiyorum. Hemen şu şekilde incelemeye başlayacak olursak. Zaten teknik olarak bu driver'ın 2 adet kalın kablosu var. Gördüğünüz gibi DC akımda kırmızı artı siyah her zaman eksidir arkadaşlar. Yani şu bizim driver'ımızın enerji girişi, DC girişi diyebiliriz. Burada ise mavi beyaz kablolarım var. Kablolarım motor çıkış kablolarım. Birazdan zaten görsel şekilde iletişim kuracağız. Türkçe bilen bilmeyen herkes bunun nasıl bağlanacağını görecektir. Özellikle işleme şu kısımdan başlayabiliriz. Bakın, bu benim gaz kolum. Burada gördüğünüz gibi 3 adet kablo mevcut. Driver'ımızı yani sürücümüzü aldığımızda şu şekilde öncelikle 3 kablo olan, bakın, sadece 3 kablo bu kısımda var. Diğerleri 2 kablo. Öncelikle yapmanız gereken şu 2 jack'ı birleştirmek. Evet. Gaz kolumla sürücümü birleştirdim. Evet, ikinci olarak kontağım var. Kontağımı sürücüde nereye bağlayacağız? Gördüğünüz gibi kontakta siyah ve kırmızı kablolarımız mevcut. Burada da 1, 2 ve 3 tane, hatta 4 tane bu kontağın gireceği yer var arkadaşlar. Bunların içerisinde benim kontağım kırmızı başlık olan kablo. Yani burada mavi ve kırmızı olan kısma kontağımı gireceğim.
şu şekilde. Daha sonra evet, burada görmüş olduğunuz gibi sarı siyah jaklı kablomuz var. Bu bizim frenimiz arkadaşlar. Bununla işimiz yok. Çünkü bir fren sistemi bunun içerisinden çıkmadı. Hemen ikinci olarak kırmızı siyah olan kısım benim fren lambam. Bununla da işimiz yok. Gördüğünüz gibi burada üçüncü bir jakım kaldı. Bu da benim fren lambam diyebilirim. Yani bir fren lambanız varsa onu da buna bağlayacaksınız. Tabii ki bunların da bir kolu olmalı tabii ki. Ve burada gördüğünüz gibi mavi ve beyaz jaklı bir kablom var. Bu motoru ben sağ ve sol dönüş döndürebilirim. O yüzden bu tamamen bize bağlı. Buradaki görmüş olduğunuz siyah ve kırmızı ise bizim akü yani batarya grubumuza giden kablo. Burada neden ikinci bir siyah kırmızı kablo var? Bu kısımdan da şarj işlemini yapabiliriz. Şimdi gelin bağlantıları oluşturalım. Evet, gördüğünüz gibi burada benim motorum var. Motorumdan 2 adet kablo çıkıyor, siyah ve kırmızı. Bu kabloları ben direkt buradaki kısma girmeliyim. Neden burada bir jack yok? Çünkü motorun sağ ve sol dönüşünü biz kendimiz ayarlayabiliriz. Bu nedenle bu şekilde bir jack göndermişler. Biz tamamen bunun yönünü kendimiz ayarlayacağız arkadaşlar. Ben şu şekilde şimdilik rastgele bunları gireceğim. Motorumun yönüne göre daha sonra bir düzenleme yapacağım. Evet arkadaşlar, tüm bağlantıları yaptım. 24 volt bir sistem olduğu için güç kaynağımı 24 volta ayarladım. Gördüğünüz gibi artı ve eksi. Burada ise bu benim enerji girişim. Kırmızıyı kırmızıya, siyahı siyaha bağlıyorum. Şu anda muhtemelen çalışmayacaktır. Bakın çalışmadı. Sebebi ise kontağımız. Buradan kontağımızı açıyoruz. Ve tekrar deniyorum. Gördüğünüz gibi motorum boşta 20 watt civarında bir güç tüketiyor. 0.7 amper. Şu şekilde RPM'ine bakalım. Firma 2700 RPM olduğunu söylüyor bize. Evet, ortalama 3000 RPM civarında bir devri var arkadaşlar motorun. Yani güçlü mü derseniz gerçekten güçlü bir motor. Yani çok tutulmuyor gerçekten 250 watt gücünde. Önümüzdeki projede bunun tamamını bir bisiklete bağlayacağım. Bisikletimizi tamamen elektrikli hale getireceğiz. Yani burada bu bağlantılar kafanızı gerçekten karıştırmasın. Bakın, tekrar belirtmek gerekirse şu kafanızı karıştırabilir. Burası benim şarj soketim. Yani pilimizi şarj edebiliriz. Ben burada pil yerine sadece güç kaynağımı bağladım. Şunlar tamamen işte fren lambası.
Bir de ön far. Burada zaten karışacak pek bir konu yok. 3 kablonun olduğu tek bağlantı burası. Sadece şu sizin kafanızı karıştıracaktır. Bunun da renklerini sizlere söyledim. Kırmızı jakı var. Diğeri ise zaten benim çıkış kablolarım. Burası önemliydi. Bu da bizim motorumuza giden kablo. Görmüş olduğunuz gibi bu kablo benim motoruma gidiyor. Peki bunu ters bağlarsanız ne olur? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Motorunuz saat yönünde değil de ters yönde dönecektir. Çünkü DC motorlar bildiğiniz gibi her iki yöne de çalışabilen motorlar. Umarım faydalı bir proje olmuştur. Evet arkadaşlar, bu projede elektrikli bisiklet yapma kitinin nasıl çalışacağını, bağlantılarının nasıl olacağını sizlere anlatmaya çalıştım. Önümüzdeki projede bunu bir bisiklete montajını yaparak test edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Gelecek videolar için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.